Aa, diğer kamerayla çekiyorum. Bakın o büyük olan. Göstermedim, şu anda gösteririm ama. Durun, Ümit'le beraber vereyim size bu haberi. Şunları bir atayım da bir yandan da geçen haftanın videosunu Yunus'a atayım ki bir yandan gitsin o da. Hadi ya, dondu bu da. Donacak zamanı buldu. Hadi. Tamam. Yok yok, ben sana demiyorum. Kime diyorsun? Şuna. Ümit, sana bir haberim var. Kötü mü, iyi mi? Kötü. Ne? Şöyle ki ben eve geldim ya, sen yoktun. Evet. Ne yaptım? Video çektim. Evet. Az önce o iki videoyu sildim. Çektiğin videoyu. Yine mi? Gel, bu sefer bulacağım. Nasıl Ver. bulacağım? Ver, bu Yok, ben sefer bulacağım. format attım karta. Deneyeceğim, ver. Karta format attım. Tamam aşkım, ver. Ya Kapat. kartı niye vereyim şu an Bir kapat, sana? hemen bir bakacağım. Hemen bakmamız gerekiyor. Kartı formatladım. Tamam, formatla geri Neyse, alıyor tamam, bir zaten. baksın Bir bakayım. bakayım bakayım, olacak. Ben yine şey yapmışım. Eve geldiğimde video çekmiştim sizin için. Şey yapmıştım böyle işte. Ümit arkadaşlarıyla buluşmuştu. Ben eve tek gelmiştim. Sonra sizinle çantamı falan düzenlemiştim. Giydiklerimi çıkartıp pijama giymiştim. Yok, onları çektim mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ondan sonra çantamı falan yerleştirmiştim yerine. Ya bir sürü bir şeyler yaptım ve hepsi gitmiş. Ne giydiğimi falan göstermiştim size. 40 yılın başı bir pantolon kazak giydim. Onda da çektim ve sildim. İki videodur eskileri sileyim derken kaptırıyorum. Bir işi yaparken başka bir şey düşünüyorum. Kaptırıp yeni çektiklerimi de siliyorum. Kısmet. Artık hiçbir şey silmeyeceğim. Direkt Ümit'in eline vereceğim ve Ümit silsin. Ben hiç ellemeyeceğim. Yani artık sinirlenip yere falan atacağım kamerayı. Bir daha video silersem. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Terası komple yılbaşı moduna sokuyoruz. Peki bir Bakınız. şey söyleyebilir miyim sana? Canım terasımız efendim. Ben hiçbir zaman temizlik yapmayacağım. Tamam, ben yapacağım. Sıkıntı yok bunda. Sorun yok. Şimdi burası komple değişecek. Her şeyiyle. Bu konuda ben mutlu değilim, sen mutlusun. Şu koltuk kalkacak oradan. Ağaç şuraya gelecek. Bu koltuk şuraya gelecek. Bu L olacak falan filan. Bir sürü şeyler olacak yani. Hadi bakalım. Şu üçlü sehpayı da burada istemiyorum artık. Şimdi şurada temizlik kovamız var. Bunu getirdim. Arada çikolata yemem için çikolatam var. Şuna bir su dolduralım. Şunun pembesi güzel kokuyor. Haberiniz olsun. Normalde beyaz sabun kokusunu çok severdim ben. Ama bunu kokladıktan sonra tamamen buna döndüm. Asla ben temizlik yapmayacağım deyip temizlik yapması. Bunları bir dışarı alayım mı şimdi? Şunu bir şuna takayım. İyi olur. Valla. Bir de sen keşke şeyini alsaydın. Neye? Şunun aparatını. Tripod? Hı. Tripod orada büyük. Büyük mü, küçük mü? Büyük kullanacağım. Bir de biz burada üşütür müyüz? Terleyeceğiz. Yok canım, O o kadar şeyi açalım mı? terlemeyeceğiz. Isıtıcıyı açalım mı? Ben şimdi yerleri sileceğim orada. Neyse, şunun şu cımbırtı ne? Zımbırtısını tuttum. Şimdi ben bunu su dolduracağım. Aşkım, bunu tut bakayım. Ben hiçbir şey göremiyorum. Çevir, çevir. Hep bunu konuşuyoruz. Kamerayı eline aldığın an diyorsun ki ben hiçbir şey göremiyorum. Ya ben bunu kapakla döküleceğim. Sabırsız bir insan. Gerçekten. Çok manasızdı. Ne bileyim, işi kuralına göre yapayım dedim. Şunu su dolduracağım. Sen düzenle, gel sen de. Sidi. Geldin mi? Ay, camımız ne kadar da pis. Pis mi gözüküyor? Aynen, çok pis gözüküyor. Kireçli. Neden diye sor. Çünkü temizlik yarın. Neden sileyim ki bugün? Bende bir ara şey vardı. Hatırlıyor musun? Oldu mu ki ya? Biraz daha. Evet, şimdi hiçbir şey bir çekmeden şu asıl yerleri bir sileceğim hemen. Şipşak. Ondan sonra çekeceğiz. Onların altlarını sileceğiz. Bak şimdi, sen bunu biliyor musun? Biliyorum, ben yapacağım. Var. Pedalı var. Nerede? Nasıl? Sevdin mi? Hızlı hızlı bas. Bu bir işbirliği değildir asla. Ben normalde bunlardan nefret ederdim. Hiç sevmiyordum bu saçaklı şeyleri. Hatta kullananları da pis bulurdum. Hiç hijyenik gelmezdi bana. Sonra ablam kullandı. Ablama dedim ki, oha dedim, o pis şeyi mi kullanıyorsun, o saçaklı şey dedim. O da dedi ki, sen dedi bilmiyorsun, bir kullan dedi, çok güzel dedi. Bir dene bende falan dedi. Denedim, çok Sanki araba güzel. deniyorlar Bizim için araba denemek kadar önemli bu. Ümitciğim, hızını alamadın. Bir sevdin sen bu temizlik işini. He? Yok. Arada yapalım bunu. Aa bak, bir böyle dönmesin diye böyle tutuyorsun.
ona mı yarıyormuş? Aa, çok iyi değil mi? Mis gibi kokuyor bir de. Benim şeyim değil mi? Pembe şeysim. Pembe şeysim. Ben de toz mu alsam acaba o ara? Şimdi ben burayı önümü sildim. Burada sıkıştım kaldım. İşte sen... Ben sileyim mi hemen şıpşak? Hemen bir şuraları bir alayım. Bir de ben koltuklar pislenmesin diye yapıyorum. Şimdi burası hep çam ağacının pislikleriyle dolacak. Yani çok da abartmamıza gerek yok aslında. Koltukları sürüklerken şey olmasın. Asıl koltukların arkası leş gibidir. Evet ya. İşte onları çekeceğiz ya, buralar en azından temiz olsun dedim. Bu sopa aslında uzuyor. Niye bu kadar kısa? Çok iyi. Temizlik yapmayı çok seviyorum. Neden böyle? Bilmiyorum ki. Çok da güzel yağmur yağıyor. Tam temizlik havası. Ya normalde insanlar kahve içip şurada. Mis gibi de kokuyor. Aşkım kahve içeriz bebeğim. Temizlik aşınca... ne biliyor musun bence? Bah... Gerçekten temizlik bir hastalık. Evet. Ciddi bir hastalık. Bir şey soracağım. Yani. Bahçede eve taşınınca çam ağacı almayacağım yılbaşı için artık. Bahçeme çam dikeceğim, onu süsleyeceğim. Oo. Her sene. Süper. Çünkü bu kaldır taşı artık yeter ya. Tabii onun için bahçeli bir ev almamız lazım. Bahçeli ev hayalimiz biliyor musunuz? Yani 1-2 yıl içinde gidiyoruz buralarda. Giderim buralarda. Gidiyorum bütün aşklar yüreğim. Ne aşkı Ümit? Merve, sen beni kıskanmayalı 2 yıl oldu. O yüzden hiç kıskanma beni. Ben seni kıskanmayalım mı? Sen nereden geldin bir anlat? Hı? Nereden geldin sen? Arkadaşlarımla muhabbetten. Önce arkadaşlarıyla muhabbet etti. Sonra da masaja gittiler beraber. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Bizim arkadaşlarımız bazen Ümit şey diyor, böyle çiftlerle buluşuyoruz. Ondan sonra ben arada masaja gidiyorum işte. Giderken seni de arayayım mı falan diyor. Bana şey yapıyorlar. Ooo, masaja mı yolluyorsun falan oluyor. Masaja çünkü cahil insanların masaj kültürü farklı. Masaja gitmek neden bu kadar garip ki ya? Bence çok çünkü olmuş. Onlar merdiven altı masajlara İnsancıl gidiyorlar. İnsancıl bir şey yani. Çok da güzel bir şey. Sağlık için de önemli bu arada. Saç derinize, sırtınıza, tüm bedeninize. Bazen yani. Merve ile beraber gidiyoruz. Merve kadına diyor ki sadece benim sırtımı kaşsanız olur mu? Beni birazcık kaşıyıp böyle tırnak nefret ederim uncurulmaktan. Özellikle saç derisine yapılan masaj çok işe yarıyor. Neyse, burası oldu. Şimdi koltukları çekeceğiz. Bence bitti mi temizlik, bu kadar mı? Ya diyorum ya işte. Sen ayağına terlik mi giysen? Ayağın ıslanıyor. Evet, hiç aklıma gelmedi bu. Temizliğin başlıca kuralıdır halbuki bu. Neyse, yaparız. Bu sadece ana temizlik. Şimdi bir halıyı falan silkeleyeceğiz. Ondan sonra asıl ana temizliğe geliyoruz. Ha, bu ara sıcak. Bu başlangıçtı. Su böreği. Çorba. Evet, çorba başlangıç oluyor. Su böreği diye başlangıç mı olur? Bak Merve, buraya WD-40 sıktım, hiç şey olmuyor bak. Cırlıyor muydu o? Evet. Artık sanki kapı açılmıyor gibi. Aslım tripotu şey yapsana. Şimdi başlayabiliriz. Let's go! Hiç heyecanlı değilim. Neden? Şimdi bu masaya da mı gidiyor buradan sehpa? Aha. Onu şimdi koltuğun üstüne koyacağız. Hayır. Niye? Koltuğu öyle oynatamayız. Düşer ve ağır olur çok. Diyorsun. Evet. O zaman bir tane koltuğu şöyle koyalım. Onun üstüne koyalım. Onun üstüne koyalım. Mantıklı. Şimdi sehpanın üstündeki her şey ağırlık. Şu bir koltuğu oraya koyuyoruz. İşte neden? Paspası çıkartma dediğimi anladın mı Ümit? Sus. Sana meyve. Ben de bu sırada başka işler yapayım. Dur. Şöyle tek kullanımlık mendillerim var. Camlarım istemiş, sileceğim bunlarla. Yani üstündeyken cam silmeyeceğim. Korkma. Buradan bir pislik geliyor. Aa, bak su gelmiş buralara. Aşkım, o fırtınada burası uçmadığına dua etsin. Boş ver suyu. Hadi gel. Ne? Şunu tut. Şunu götüreceğiz ya. Dedim seni beklerken böyle şeyler yapayım. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi buraya nasıl bir L yapacağız? Yani neden bunları çekiyoruz? Bunu oraya alacağız. Tamam, o zaman. Onu oraya alacaksa... Bunu oraya koyacağız. Aslında baktığın zaman topları da almalıyız değil mi? Tabii ki. Ama topları sürükleriz, döndürürüz. Yok, ben hallederim şimdi. Nereye koyacağız topları? Belli değil. Tamam, o zaman şimdilik götürüyorum topları. Halıyla al işte ama halıyı çok... Halıyla alma. Bence öyle kaldırma. 30 kilo. E ne yapacağız? Bir çıksın ayak altında. Doğru dedim. Şu küçük sehpanın üstündeki süsleri de masaya koyayım. Önünden düşürmem yok mu? Gerçekten mahvoluruz. Yani taşın yaşı kırarsın. Acı değil mi? Bunu yaşayacak. Ne yaptın? Bir de bunun toplaması var. İğrenç kelebekler var ya. Bunu mu alalım önce? Daha kolay iteriz. Oha! Ne?
Niye sarıyor? Sararıyor. Şöyle bir havalandıralım. Ay Merve, her yer. Keşke süpürgeyi getirmiş olsaydı. Çok makbule geçerdi. Getirmez misin? Hayır. Olmadı, amaç olur. İşte bir şey olmuyor. Ben yapayım o zaman. Niye, ben yapamıyorum? Bekle, ben getireyim. Tamam, size. O zaman bekle. Yok yok, ben getiririm, dur. Ama silme, tamam mı? Nerede saç var? Yerde. Kesin üşüteceğim bugün. Geldim. Bu çekiyor mu ya? Çekmiyor ki bu. Saniyesi yazmıyor. Panik oldum, çekiyor mu? Tamam. Sen onları alamazsın. Nereye bunlar? Şuraya koy, sonra götürürsün. Süpüreyim mi bir oraya? Evet, yok. Bak şurada örümcekler var, onları alayım süpürmeyle. Nerede? Yaprak, örümcek var. Bayağı pistir. O ne? Böcek. Tamam, ben silerim onları. Aşkım şey, tozlar dökülsün de orayı elimle sildim de. Şöyle o tarafa doğru alsana bunu. Öyle yapma işte, bastırıp. Hı? Bastırıp yapma. Ben bastırmalar yapıyorum. Götümü kim elledi ya? Ya. Bak temiz oluyor ama. En son oraları tabii sileceğiz yani şu an. Henüz her şey bitmiş değil. Aşkım. Niye? Ne bileyim. Orayı mı çektin bununla? Neyle? Evet. Ne o? Çamur. Baksana, tepelere çıkmış. Bir şey olmaz. Ben o pis pası elimle alayım dur. Sonra onunla geçiyorum. Bence okey. Sence? Ne? Evet ama o süpürge onun o çok pisliğini almaz. Hani bir alayım. Tamam, sen koltuğu çevir, ben şurayı yerleteceğim sadece. Ben yaptım ya onu. İşte süpürdün ya. Nereye? Oraya. Bunu da alsam onu orada. Onu koyayım mı oraya Merve şimdi? Şu ayak ucuna koyacağım. Bu mu? Aha, onu yanaştırıp şu ayağından gelen pislikleri. Biraz önde duracak. Bu şimdi böyle mi olacak yani? Bayağı önde duracak o zaman. Aha. Yani. Bu da böyle mi olacak? Aha. Anladım. Onların başları bir değil. Arkamız dönük olsa buraya nasıl olur? Hangisini koyacağız oraya? İkiliye. Ama ikili yolu kapatırım. Nasıl bu tarafa geçeceğiz? Aşkım, ikili burada duruyorken neden buraya alalım? Nasıl geçeceğiz bu tarafa? İşte burada duracak ya mesela. Sadece şu ucu mu kullanacağız? Yok, bu burada duracak ya mesela. Şurada bitecek, şöyle geçeceğiz. Nerede sonra bitecek? Şurada. Bu kadarlık bir koltuk mu bu sence? Kaç tane taş kaplıyor? Hesapla bir. Yani şunun kadar iki... Böyle düşün. Yani bunu şöyle koyabiliriz anca. Böyle nasıl oluyor? Bakalım mı? Böyle mi dedin? Yok, bu tarafa. Çam ağacı oraya gelecek. Böyle yani. Hayır. Ya şöyle. Ama sığar mı oraya? Çam ağacı mı? Evet. Çam ağacı buraya sığmaz. Anca böyle olabilir. Bunları da böyle koyarız. Ya da birini şöyle çapraz koyarız, birini öyle. Yo, şöyle koyarız. Çekti mi bu? İşte eşit değil de aynı şeyin. Oraya sığar mı sence? Nereye? Tamam, o zaman benim dediğim gibi yapacağız. Hadi gel. Nasıl? Bunu öyle duvara koyacağız. Bunu nereye koyacağız dedin? Şuraya. Hadi burada bu kadar oyalanmayalım. Daha çok şey var. Ben niye oyalanmıyorum? Yok, düşünmeye.
Artık her şey güzel olacak yani. Zaten bir tanesini, bunlardan bir tanesini şöyle çam ağacının yanına koyacağız. Buraya. Çam ağacı gelecek ya. Bir tane fazla kalıyor. Burada iyice masayı bitiştireceğiz artık. Ne yapacağız bitiştirip? Masayı kare haline getirince daha toplu duruyordu ya. Şurayı açacağız. Bunları şöyle çapraz koyacağız. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Senin geliyor mu? Ama o işte o çam ağacı yani şuraya, buraya bile sığmayabilir ya. Bir kol bir metreydi. Saçmalama. Aşkım bir tamam kolu bu kadar vardı. Tamam da o vardı kadar yani. Mı bir metre? Hayır şu kadar vardı bir kolu. Diğer kolu da öyle. Bilmiyorum neyse getirelim o zaman. Deneyelim. Yani buraya kurulacak başka bir şeyimiz yok çünkü. İşte böyle de hani sığmayabilirdi. He. Çam ağacı. Oh, çıktı ganimetlere. Evet çam ağacının kafası. Çikolata yemeli. Çikolata yemek. Çok iyi ya. Bunu yapalım. Çam ağacının bir kısmı. Çam ağacının diğer kısmı. Buralarda geldi. Hazır mısınız? Dur şu. Hazırsanız. Telefonu kurayım. Başlasın. Ne yapıyorsun? Manyak düşüyoruz sandım. Hızlandım. Şunları bir kaldırsak mı burada artık işi yoksa bunların? Var işi. Doğru çam ağacına. Biraz story izleyeyim. Aşkım. Tamam. Şimdi başlarım story'ne. Nerede bunlar? Fakirsiz. Bunun altı nerede aşkım? Buradan yere da bir video çekeyim. Ne? Yere koymuştum ya. Aa getireyim dışarıda kaldı. Ooo bozuldu ya. Dur kız. Al. Ver kız. Aa telefonu şarjı yok. Şaşırdık mı? Hayır. Tamam. Bunun şeyi nerede acaba? Ne? Şu tutturmaları vardı ya hani. Onların içindedir o. Bunu mu koymuştuk acaba? Bir en yukarıda mıydı Merve, en altta mı? Bir en yukarıdaydı. 11, 10, 9 tepeye doğru çıkıyordu. Şimdi işte bunun oynamaması için. Onun işte o şeyleri poşetlerin içindedir. Allah Allah. Acaba Merve o şeyde mi kaldı? Ben yukarıda onu, bir yerde mi? Hayır ben onu net bir yere koyduğumuzu hatırlıyorum. Onlarda falandır. Neyse yapmaya başlayalım. Şimdi en alttan başlayalım değil mi yapmaya? Evet. Bunlar bir ikiler. Mesela bu bir. Bir mi yazıyor bunda? Bu ne? Üç. Bunlar da yazması lazım. Tek bir tarafını mı yapacağız? Yok. Elime geldi. Yapıyorum. Ne o? Üç mü? Bunu toplarken bir teknik geliştirelim bence. Yani demek ki biz her sene yapacağız bunu ya. İki mi bu? İşte böyle de çok zor oluyor. Yani bir, bir iki, bir üç, bir beş öyle mi? Aralardan toplam gerekiyor. Terliğin nerede? Niye giymedin? Hadi git terliğini al gel. Ben de o arada yapayım. Hadi git. Laf dinle. Üşürsün. Ayağından üşütürsün. Hadi. Ay çok affedersiniz siz birazcık rahatsız edeceğim ama terliğimi giymem gerek. Canım benim ya. Şu var ya bu hayatta en sevdiğim nadir şeylerden. Şöyle bizi biraz yakınlaştırayım mı? Evet. Bunu mesela birine para versek gelip buraları yapsa olmaz mı? Yapıyorlar bu arada. Gel benim çam ağacımı kur desen. Evet ama böyle zevkli olmaz. Yani ben şu an çok zevk alıyorum haklısın. Sorumluluklarından kaçma. Ay keşke Erhan'ı falan yardıma çağırsaydım. Gerçekten daha var ya. Biri yardıma gelseydi bari. Aslında böyle şeyler var biliyor musun? Bunlar gidiyorlar, kuruyorlar, sonra doktorlar gidiyorlar. Ne yapacağım? Video onları mı çekeceğim? Evet, bakın çam ağacımızı nasıl kuruyorlar. Onu şuna al şunu. Ne? Ne bu? Ha, iki. Ay benim bir tane kuzenim vardı. İkiye eken dene diyordu. Ve senelerce böyle söyledi. Gezdekal değil. Sonra biz o ikiye eken dene diyor diye. Bir de küçüktü yani. Annemler işte biz kuzenler falan böyle dalga geçiyorduk. Teyzemin çocuğu bu arada. Sonra teyzem yani o eken dene diyenin annesi bir bağırdı hepimize. Çocuğumla dalga geçmeyin. Sizin yüzünüzden utandı, iki de demiyor falan diye. Doğru diyor. Çok haklı biliyor musunuz? Biri benim çocuğumun konuşmasıyla dalga geçse var ya, yolarım. Şimdi böyle aslanın konuşmasıyla dalga geçtikleri zaman böyle ağzının ortasına burasım geliyor. Merveciğim şiddete karşıyız. Evet çok haklı. Yani her lafın bir falso, her lafın bir pislik.
Gerçekten ya. Hiç böyle normal bir hareketin yok ya. Ya böyle benim temizlediğim yerleri devamlı siliyorsun, temizliyorsun. Aşkım bana mı bakıyorsun, gittik. Bak şiddet uyguluyorsun. Şiddet değil, seviyorum. Öyle sevme mi olur? Ümit sen de yalnızken beni böyle gece seviyorsun. Gece çorbacıya gitmeye ne dersin? Onun kankamı da çağırdı. Biri bize demiş ki gece çorbacıya gittik diye. İşte siz ne kadar varoşsunuz. Neden hiç arkadaşlarınızla eğlenceye gitmiyorsunuz? İşiniz gücünüz evde oturup mal mal oyun oynayıp salak salak diziler seyredip gece de çorbacıya gitmek. Çanak okey ne dersin akşam? Gel oynayalım. O çomara söyle. Ya varoş ne demek ya? Çorbacı dünyanın en güzel şeyidir ya. O çom atırsızına söyle. Ne yapalım yani? Kulüp kulüp gezelim mi? Ergen miyiz biz? O yaşı geçtik biz ya. Gerçi ben hiç o yaşa gelemedim. Ve ben biz hiç sevmiyoruz öyle. Gerçi Ümit eski hayatını seviyordu ama artık sevme gibi bir lüks yok zaten. Niye istersen giderim. Vay! Vay! Var da beni. Çam ağacı çok spastik. Ya çam ağacı. Bir de ben bunu Instagram'da çekiyorum hızlandıracağım. Şu an çekiyor mu Instagram'da? Evet. Dünyanın en salak çam ağacı kurma şekli. Ne yapalım, karışık karışık koymuşuz. Şimdi hepsini açıp sonra sınıflandırıp. Senin o telefonun çekiyor mu acaba? Onun şarjı bitmiş olmaz. Hayır hayır, ben aynadan görüyorum onu. Ama durmuş olabilir belki. Şimdi gidip kontrol ederim ben onu. Ana bitiyor ha. Acaba şu süsler kaç para olmuştur Merve? Sence? Bu sene hiç süs almadım. Aldık ya. O süs değil ki. Aşkım ben oturarak çok mu çirkin oluyorum? Yok. Acaba bu yıl neler yaşayacağız? Bence güzel bir yıl olacak bizim için. Diyorsun. Ben öyle hissediyorum. Yani mesela bu yıl nerede bitireceğiz? Sonra nerede başlayacağız? Bir dahaki yıla nerede gireceğiz? Yani çok ileriye dönüp düşünmüyorum. Bak. Koptu mu? Koparmasaydı nasıl saydı? Arada. Sence nasıl geçecek? Bilmem. Bu 6 mı 9 mu? Sanki 9. 9. Ben bunu 6 diye yaptım. Ağzı mı bitmiş? Hayır, video durmuş. Ve? Ne zamandır durmuş? Bayağıdır yok. Ne yapalım, söküp geri mi tokat? Saçmalama mı? 7 yok mu? 7 bilmem, ben 8 yapıyorum. Yapamazsın ki. Niye? Niye 8 bu? 2 tane kaldı bu elimdeki, 2 tanesi de 8. Yani bu 7. 7 bitti mi? Yok. Başka 7 yok herhalde. 8 bir tane kalmış sanırım. O mu 8? Yok. Ha, 8'de bir tane eksik. Hani bunları renklerine göre de ayırabilirdik ama o zaman şey olurdu. Çok yer kaplarlardı. Dağılırdı. Nereye koyacağız o kadar parça 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 parça? Ver bakalım. Aha 9, bir tane daha var. Dur durma. Bu. Nerede? Nerede sence? Vallahi bilemiyorum. Aha burada. Yapmışım. Yığmışsın oraya. Bu ne peki? 11 falandır. Bitmek üzere. Vurdum, anlamam gerekiyordu. Sen şu önündekini yap bak. Şu yerde var. Ne bu mu? Şu, şu, şunlar. Ha şu onları takayım da bir. Dur. Sen o yana koydukların ol mu? Sanırım 10. Şimdi Merve bu 10. Sen takabiliyor musun oradan rahat? Ben döndürüp takıyorum. Ya. Bir dakika. Bir dakika. Onun tersine bir döndürdüğüme geri gönderdim. Yok, şimdi biraz çektim, ben buradan takacağım. Arka tarafa takamazsın. Anca ben buradan takarım onu. Onlar bitti. Bitti mi? Tamam, bir taktım bir tane. Yani çok zor kurduk ya. Kendimizi zorlaştırdık resmen. Ben takarım, dur. Yani en alttan başlayacaktık. Ki en alt çok yoğun galiba. Evet, en alt çok yoğun. Ben gözükmüyorum ilk geliyor. Hey! Gözüküyorsun ama az gözüküyorsun. Buradalarmış. Evet, ben bir yere koyduğumuzu hatırlıyorum. Demek ki oradaymış. Ay, buldu mu? Yani kombin de yapabilirdik aslında. Kırmızılı mırmızılı bir şeyler diye. Aa, şarjı bitiyor buna. Bitti mi artık? Bitsin yani.
Her yer şey oldu. Bir yeşil şeyden, zımbırtıdan. Ve bitti. Şunları bir süreyim bakayım. Allah. Ne yapalım, bu kurtuları toplayalım o zaman. İçine koyacağımız bir şey yok. Ha, onları toplayalım. Şu yerdekileri diyorum ben şeyle. Bununla mı çekelim süpürgeyle? Süpürgenin büyük ucuyla çekeceğim ben onları. Şunu kalsın. Bununla süpüreyim mi Merve böyle? Evet ama şunun içini de alsaydım bir. Şunu şöyle biraz ileri çeksene. Var altında. Neyin? İşte çeksen. Ama yine dökülecek öyle yaparsan. Tam itelim. Tamam, itelim. İtmeyelim mi? Sen tuttun o zaman, ben yapayım. Çok da şey yapma ya. Yağın da olur onlar. Evet, şimdi koltukları nasıl yapacağız? Bu önemli bir detay. Şimdi tepesini koyacağız. İyi, daha tepeyi açacağız. Her yeri süpürdük. Onu hemen ortada açar, süpürürüz. Şimdi nasıl yapalım? Koltukları mı? Evet, asıl zor şey geldi. Ümit, burada bir tane daha var, kanca. He, o olmadı. Yani koltukları nasıl yapalım? Merve, güzel soru. Dur. Sen oradan kalk, ben de tepeye koyacağım. Buraya köpürürüz. Şaka mısın? Ortada yapsana, ortayı süpürürüz aslında. Islak ya, yapışır. Sefayı süpüreceğim. Süpüreceğim. Yok, süpürürüz yani. Ben de süpürürüm. Gerçekten ne kadar büyük bir ağaç ya. Evet, biraz abartmışız. Bunu kaç paraya almıştık Merve? Bilmiyorum ki. Ne açılmaz bir şeymiş o da. Yani bir ağaç kadar bu da var. Merve, zaten milletin ağacı bu kadar. Benim arkadaşlarım bakıyorum bu kadar. Evet, gidip takıyorum. Hazır mısın? Kulağı yardımcı olayım mı? Dur. Tam böyleymiş o. One eternity later. Oldu. Tam oldu şimdi. Evet. Işıklandıracağız değil mi? Hadi bir şey takalım. Bak, uyurum ha. Vallahi uyuyacağım. Salacağım kendimi. Hadi. Yapma bunu. Çıtırdatma. Bir gün hastaneye gideceğiz ve ben diyeceğim ki Ümit sırtımı çıtlatmaya çalışırken belimi kırdı ya da kaburgamı. Bu yaşanacak bak. Sen ne dersen ona katılıyorum sevgilim. Wow. Wey. Erin. Hani. Ya bak, sonra da diyorsun ki beni vurarak sevme. Sen ne yapıyorsun? Bak. Tırnakım acıdı. Tırnağım acıdı. Canlarımız çok az, biliyor musun? Merve'cim, bana artık pis bir şey pis deme, tamam mı? Çikolatamı yedin. Hadi. O zaman ışığı takalım önce, sonra koltuk. Bu koltukları zaten nasıl edercük bilmiyorum. Yap gel. Aa! Sakin ol. İki tane böyle koysak yan yana. Böyle. Fikir yürütme. Sen fikir yürüttükçe bana avukanlar bence bakıyor. Bence oldu. Ne? Bak şimdi. Çözdüm. Önce burası bir boş kalsın. Çözdüm. Ağacı süsleyelim. Çözdüm. Hayır, çözemezsin. Hadi gel. Ağacı süslemeyelim. Ya nasıl süslemeyelim? Yeşil güzel. Ne diyorsun ya? Süslerini çöp poşetine koymuştu. Burada güzel süsler burada değil ha. Nerede o? Ben beyaz yapacağım diyorsun. Onların %82'si sarı. Beyazlar da var bak. %82'si sarı dedim. Beyazlar yok demedim. E tamam, o zaman bu orantı yani... Of. Beni gıcık ediyor işte. Sonra ben bari ışık alıyorum. Önce ışığı mı takacağız? Hı. Var ya, bir karışırsa... Karışmamıştır. Biz onun düzgünü toplamışızdır. Kesin. Yani sen ve ben bunu düşünürüz. Ve ona göre hareket ederiz. Camın üstüne oturup cart diye kırmam yok mu? Merve. Evet. Şimdi gel buraya. Çocuk. Dur bekle. Çocuk adam, buraya gel. Van minit. Bir şey yapıyorsun. Burada gidip içeri topluyorsun. İçeri toplamadım. Bak, seni var ya. İçeriden bir şey aldım. Ok mu atıyorsun? Ne yapıyorsun? Efekt veriyorum. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi al bunu. Al bunu. Dön etrafında. Nasıl ya? Neden ben dönüyorum? Küçük sensin aramızda. Yok. Dur. Öyle langur lungur. Yukarıdan mı aşağıdan mı? Yukarıdan aşağı. Nasıl yürüyebilirim? saat yönü mü yoksa saat yönünün tersine mi? Kıbleye doğru. Yani biz bunu... Yok, yapamayız. Yok, yapamayız.
Ya sen doluyorsun. Bana bıraksaydın ben hallederdim. Dur bir dakika, dur bir. Bak, bunu içinden geçireceğim. Nasıl hemen çözüyorum bak. Sonra neyi içinden geçireceğim? Bir şey söyleyeceğim. Biz bunu bak böyle açtık. Tamam şimdi dur. Dur sakin ol. Sakin ol. Hemen her şeyi açma, dolanmaz. Tamam, dolanmıyor şu an. Hadi sen yapabilecek misin bakalım. Hadi bakayım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Onun ucunda ne vardı? Böyle bir şey. İşte yani o nasıl olacak şimdi? O nereye konacak? Uzatmak için var bu. Bir yere konmayacak. Uzatmak istersen tamam. Onun ucuna takıyorsun. Dananın. Ok balçı. Şu kameranın önünde dikilme öyle arkan. Dönük. Kamerayı kapat. Tam istediğim noktaya. Tamam. Hadi dön. Ben de mi senden döneceğim? Çok saçma olmadı mı bu? Tamam bana ver, ben döneyim. Hayır. Çok içine doğru sokuyorsun. Ama ne yapayım? Salmıyorsun. Saldım. Ne yapmak istiyorsun? Öyle yapacağını söylesene bana, kaldırayım. Hayır ben. Hayır tamam, bunları sonra öne çekeriz. Gelme beni. Dınınının. Yapma! Sınavda gibiyim. Bakalım başarılı olabilecek misin? Kolum ağrıdı. Ya sadece sen dönsen olmuyor mu matematiksel olarak? De, olmuyor, gel. Gerçekten olmuyormuş. Ya bu hikayede bir tek ben yanmayacağım. Gel buraya. Bu hikayede... Bak sus, bak bir şey yana söyleme. Ben... Korkuyorum sana. Aşkım kendim pavyonda gibi hissediyorum. Sen pavyona gittin mi? Bir kere gittim. Kimle? Şeyde, Tekirdağ'ında. Kimle? Nerede demedim. Merve pavyon değildi de böyle türkü bar gibi bir yerde. Dınanınım. Ayağım. Gel artık. Ya bunun daha basit bir yöntemi yok mu? Mesela hepsini benim elime versen güvenip tek başıma döneceğim. Dur bir, acele ediyorsun şu anda. Kalaba oldu. Bir şey söyleyeceğim. Keşke çam ağacını çevirseydik. Sen dursaydın böyle. Ya ben şunu yetmiyor. Merve düşünsene, bir sokuyoruz prize yanmıyor. Yemin ederim böyle bunu alırız. Bunu var ya şöyle hep direkt şuradan. Hep beraber şakkıdını. Şakkıdını yeme ya. Şakkıdı niye ya? Merveciğim o prizi yere mi takacağız, o kadar doladın? Uzatma denen bir şey var. Sen uzatma. Sen uzatmayı tak o zaman, madem aldım. Çekmesen mi? Çok mu sıcak acaba? Ne sıcak? Burası. Yoksa biz mi terliyoruz? Terliyoruz. Burayı mı takayım? Tak bir. Onu tak çıkart değil de. Işığı kapat bakayım. Şey yok mu? Öyle yapacaktım zaten. Öyle bir şey açılmıyor öyle. 1, 2, 3. Dınının. Ya şey ama. Çok tatlı. Ama aşağısı biraz boş kaldı. Bak ama gel videodan bak. Ama boşluğa gelecek oraya. Bizim videom bak, bizim videom. Moral bozuyorsun. Gayet güzel. Tamam. Ya ben hiç ışığı açasım yok şu an. Açmayacağız zaten. Hadi gel biraz romantik anı yaşayalım. Nerede? Burada ağacın önünde mi? Dans mı edeceğiz? Dancing? Bir şey söyleyeceğim. Burhan Altın Top böyle leoparlı bir şeyiyle yatıyordu. Neredeydi o? Şömineydi o, pardon. Ya burada bir tane fotoğrafımız var, hatırlıyor musun? Evet. Aynı böyle durmuştuk galiba. Tam evet. Tersi duruyorduk. Evet. Yoruldun mu? Böcek. Hadi bakalım. Telefonun işin var mı? Yok. Bu arada toplarını yarın takacağız. Gerçekten mi? Aha. Neden? Ya yarın yaparız ya. Bunu itelim mi? İtebilecek misin? İterim. Allah Allah. Tamam mı? Daha iteyim mi? Yok. Şimdi ne diyorsun? Oraya nasıl gelecek? Aşkım işte bir tane şunu bence oraya koyalım. Halledeceğim ben şimdi. Kız sana çarpıyorum. Çıksana. Evet. Evet, bunu böyle getirdik. Şöyle şey yapabiliriz. Neler temiz. Diğer taraftan koyuyorum. Kaldırma, belin ağrır. Bak böyle diyorum. Bunu da böyle çekmeyelim mi biraz? Yani bence çekmeyelim. Şurayı sıfırlasak yeter. Çekince çirkin duruyor. Ama oraya bir şey koyarsak tatlı durur. Yani bence de oldu. Bunu da hatta yapıştır böyle biraz. Hı hı. Ben de böyle düşündüm zaten. Oraya da o iki sehpayı koyarım. Üstüne bir iki bir şey. Bak tatlı oldu böyle. Değil mi? Bir
İşte burada çam ağacı. Ortada tam masalar olacak. Ortada bir de halı oldu mu? Mis. Tam oldu. Hadi bakalım. Vay be salak. Bak bana hakaret ediyor görüyor musunuz? Duydunuz mu bunları? Yunus sen şimdi komplo kurup burayıları kesersin. Kesin kesersin. Ben kendim acaba kız bir şey mi bulsam? Kurgucu. Editör. Kurgucu. Editör mü yani? Neden Aslı Kızmaz Kurgucu Bey diyor? Editör de diyen var. Kurgucu ne ya? Kurgucu çok tatlı ya. Aslı Kızmaz'la duymuş. Bu arada ben Aslı Kızmaz'ı çok severim. Bayağı tüm videolarını anında izlerim. Aslı Kızmaz! Ya çok tatlı bir kadın ya. Aslı Kızmaz kim? Ya hani izliyorum ya çocuğuyla, karavanıyla, tatilde. Aslı Kızmaz'sa ben kızarım. Aşk Memnu'da Nihat vardı hatırlıyor musun? Evet. Onun eşi aslında ama kendisi çok tatlı yani. Bence ünlü olan Aslı. İlker değil. Hani bir tane kızları var bebek. Karavanla tatillere gidiyorlardı izliyordum. Evet. O işte. Çok evet. Evet. Hadi gel. Gelip halıyı benim üzerime niye bıraktın? Serdiye. Ya bu halı böyle buruşuk buruşuk dursa serdiye daha mı tatlı durur? Yorgan serelim oraya daha tatlı durur. Arka mı dön? Şikayet etmeden. Hiçbir şey almadan. Aşkım şuraya iki sefa getirsene diye götürdüm. Bir şey söyleyecektim de kamera... Yok canım. Sen küfür edecektin. Çalıştırma oğlum. Biz seni anladım. Ya çalıştırmıyorum. Gidiyorum ya. Gidiyorum işte. Al gidiyorum. Bütün... Aşklar yüreğimde. Yeni Dyson alamadan zam geldi. Allah kahretsin 10 bin lira oldu. Gerçekten. Bende kaldı eski Dyson. Yenisi çok güzel ama ışıklı ayağı var ama önemli değil. Benimki de iş görüyor. Niye yenisini alayım ki? Bir yenisini daha çıkartır onu alırım. Nasıl mantık? Aynen hayatım. Aynen. Ya onu yapma öyle. Bir ayarlayalım ya. Neyi? Yerleri değiştireceğiz dedik masanın. En son yapılacak işten başlıyoruz. Bak yine bağırttın beni ya. Bak yine beni azarlayacaklar aşağıda. Bana terlik atıyor görüyor musun? Yunus burayı kesersen gerçekten çok iyi şeyler olacak. Yunus görüyorsun. Görüyorsunuzdur umarım. Sen suratına ay mı düştü? Ay çok güzel gözüküyor Casper gibi. Terliklerimi geri fırlat. Asla. Ya ben çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım bu işten ya. Komşular yetişin. Allah canımı alana kurtulam. Bu evin erkeği ben miyim? Ne erkeği ayol? Oğlum buraya mı? Gecenin dördünde Allah belamı vermiş ya. Allah belamı vermiş. Bela okuma ya. Ne kadar tatlı bir evimiz oluyor bak. Kendi kendime okuyorum. Bu evden şu an taşınasım gelmedi. Niye? Sevdiğim. İşte değişiklik iyidir. Bak ben değişiklik yaptıkça bana kızıyor. Yok kapat. Kapalıyken daha güzeldi. Hayır böyle de güzel. Şimdi bizi net görsünler. Çok karanlık uykuları geldi Ümit. Merve benim uykum geldiyse onların da gelsin uykusu. Bak bu terlikleri. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bir terliklerden çamaşır yapacağım. Bir şey söyleyebilirim. Eğer bunu havaya atıp ayağıma sokabilirsem iki tane şansım var. Tamam. Yarın bütün hepsini sen dizeceksin. Ne kadar saçma bir şey. Hadi gel. Ben zararlıyım hep. Düzgün atacaksın ama. Tamam. Düzgün atacaksın bak. Tamam sen mi yakalayacaksın? Şaşı beş. Yok sen atacaksın sen yakalayacaksın. Yapamadım. Şöyle at. Böyle. He. Diğerini dene bu diğer ayağı. Şimdi ben bunu sokarım. Soktum. Çok da güzel attım. Yapamadım hadi. Kalkın. Kalk gari. Geldik. İyi ben bir şey yapmıyorum. Hadi aşkım bitirelim. Şimdi ne yapıyoruz söyle tamam. Hiç bitirmiyorsun. Halıyı düzelteceğiz. Aşkım halıyı hani bir şeyler koyduktan sonra düzeltecektik ya. Ya kafamı da karıştırdın. He onu da ben yaptım. Doğru evet. Söylüyorsun. Çık oradan. Çık. Oraya koy. Neyse koy hadi ya. Gayet güzel ya, doldu. Ya işte. Tam değiştiririz. Şunu oynatmayacağız mı Merve? İttireceğiz mi böyle komple? Evet. Üstünü boşaltıyorum. Tam daha fazla boşaltmana gerek yok. Bak ömür veriyorsun işte. Bu çam ağacı buradan hayatta kalkmaz. Nasıl yani? Burada kaldı artık. Saçmalama.
Çok gergin, farkında mısın? Evet, gerçek yüzün çıkıyor ortaya. Ne? Gerçek mi yüzüm? Mükemmelsin ya. Ben mi? Yaprak geldin mi? Orada. Yok aşkım, içerideyim ben. Ay, seni bekledim. Baktım gelmiyorsun. Ben de evet. Tut. Ney? Ha. Yastığı. Ya hep bağırıyorsun bana ya. Bak mağdur rolü. Rolü oynama rolü. Ne yapayım? Yani rolü oynadığımı söyleyebilirim ama rolü diye bir şey bilmiyorum. Neyi düşündün acaba? Bu buraya kastırırken bunu nasıl kaldıracağımı düşündüm. İşte o kadar çok onu oraya iterken düşünseydin. Gelir. Tamam. Oldu zaten. Tamam. Ya yalnız, yine de burada keyif yapmaya değiyor yani. Çok güzel oldu şu evet. an ya. Evet. Ben burayı böyle tasarlayacağım beynimde ilerleyen zamanlarda. Hadi artık yeter bakalım. Hangi beyninde? Sonu beynimle biten bir şey bulmam lazım. Mesela Cem, Sivil Cem gibi. Hadi aşkım. Kaybeden ölür. Uyurken bana masaj yapacaksın. Hayır Ümit, sen bugün masaja gittin. Ben ama hiç. Hadi şurayı kaldır da şunu da sokayım. Bekliyorum saatlerdir. Ya bir saattir burada bekliyorum ya. Bana bunun altına hediye al. Bir sürü. Tamam aşkım. Bir şey söyleyeceğim ya. Halıyı çok az daha şöyle mi kaydırsam? Niye? Biraz tuhaf oldu yok, orası. Yok iyi. Daha fazlasına dayanmıyor gücüm. Merve koyduktan hayır, sonra yapamayız toplar koy. Ya. Böyle çok iyi. Yapamayız artık Ümit, çok ufkum daraldı. Ufkun daraldı. Evet haydi. Denize bak, ufuk çizgisi orada. Beyefendi. Ben burayı çok sevdim ya. Beyefendi, minik beyefendi. Minik mi? Bunu bir silse miydin? Sileceğim. Bunun üstünde nasıl sileyim? Böyle oldu mu ki? Evet. Yani şurası şuraya gelmesi iyi oldu. Şuralar açıldı. Şu topu çok az şöyle mi kaydırsam ya? Şu hareket olmasa. Bir şey söyleyeceğim. Zaten bu toplar bu kadar içeride durmuyor. Ne yapacağım şimdi? Böyle gözüküyor dışarıdan. Tamam, o zaman dışarı mı almalıyım? Aynen. Gel. Dur. Aşkım bir dur. Bak aldım. Çok milim böyle. Bu itti ama. Sanki o biraz daha şöyle mi? Bir tık dışarı. Ha? Gel. Dur bırak. Şöyle bırak. Bir tık da dışarı. Aynen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İşte bu travertenler gözükmeli normalde. Tamam, olmadı mı yine? Bence oldu Merve. İşte böyle mesela dışarıda durmalı. Ama o zaman şurası çok boşluk kalıyor. Biri böyle bastırınca bak böyle kalkıyor bura. Tam da öyle güzel duruyor. Yine kalkıyor. Her şekilde kalkıyor. Neyse tamam. Bu dışarıdan gözüküyor. Tamam neyse, ben şimdi oraları bir sileyim. Cam bezimi getireyim. Ya ben burayı çok beğendim ya böyle. Aslında ben bugün şeyleri de yapmak istiyordum. Bu masa sehpalara süsleme falan yapacaktım. Ama yetişmedi. Sevimli oldu şurada. Şöyle şu yere koydum şu bitkiyi. Gösteremedim de. Neyse şurası şöyle oldu. Çok tatlı oldu bence. Evet. Bu gecelik bizden bu kadar. Çok yoruldum. Sadece ışığı taktık. Buraları düzenledik. Şimdi yatıyoruz. Yarın akşam yine görüşürüz burada. Topları falan süsleri yerleştiririz yarın da. Bir de birkaç bir şey daha yaparız. Yani şöyle sehpaya... Nasıl heyecanlandım. Sehpaya süsler koyarız. İşte şurada gördüğünüz mesela 3 tane sehpa var. O üçlüye de böyle güzel, tatlı şeyler yaparız. Hmm. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Hello. Kaç gün geçti aradan Ömüş? Neydi? Bir gün geçti değil mi? Çamaşır kuralım. Evet. Hala tamamen süslemeler bitmedi. Bir dakika, su dolduruyorum. Evet, çünkü çamaşırımız biraz heybetli. Ya daha doğrusu dün evde değildik. O gece çok geç olduğu için kapatmıştık videoyu. Daha sonra süsleyeceğimizi söylemiştik zaten. Ümit! Yine bağırıyorsun aşkım. Bağırma aşk, bağırma.
Kafan niye çok sıcak? Ay çok yakıldım içeride. Ama yani terası çıkıp üşüyeceğim için bunu giydim. Evet. Üzerimdeki yine Ümit'in aşırı bol olan bir şeyi. Neyse. Temacını süslemeye devam edeceğiz. Sehpaları süsleyeceğiz. Ondan sonra yılbaşı çiçeğini aldık. Yılbaşı çiçeğini güzel bir vazoya koyacağım. Öyle yani. Yine dünya için küçük ama benim için büyük değişiklikler ve güzellikler yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Bunu açacağız mı, kapatacağız mı? Açacağım ilk başta. Daha doğrusu şimdi aşağı indim. Aşağıda işim var. Ben de geleyim mi? Yoo. Benim kendi kendime ben yeterim. Ne yapacaksın? İşte birkaç süs eşyası falan alacağım. Nerede? Mağazaya gidiyorum, dükkana. Yok ya, onu demiyorum. Ne aşkım ne? Ütü odasından mı? Gibi gibi yani. Gazımızı yıkayacağız. Ya bu... Pas oluyor. Pas, pas. Aa, burada şey vardı. Ha, burada. Evet. Şimdi yıkadık. Çiçeklerimizi koyacağız. Altına su koydum. Çünkü bu tarz vazolarda böyle ağırlık olması gerekiyor. Yoksa koyduğumuz çiçekler rüzgardan devriliyor. Ben gidiyorum. Sen peşimden gel aşkım. Şunu açsam nasıl? Olur. Güzel. Ben keseyim mi onları? Aslında... Aa, dur bir dakika. Ne oldu? Şey alacağım. Ne? Eldiven. Gerek var mı ya? Niye? Şey falan var mı? Makas, bıçak. Testere gibi mi? Aha, o şey. Ne deniyordu ona ya? Bir şey makası. Ne de o ya? Dur ben bulacağım şimdi, bekle. Şey makası mı diyorlar? Kesiyor da çok zor. Tamam sen bir yapma artık. Yani gerçekten hatta bir çiçek keseceğiz. Keşke kask falan da taksaydın. Maske. Bundan da geçiyor ki elime, canımı yakıyor. O çünkü elektrik eldiveni. Böyle hayır, şuralara batırır. Yapmıyor. Ama buralar işte, batmıyor. Işte. Şu üstü batıyor sadece. Buradan itibaren mi? İşte ben koyayım, söyle bana. Yok. Ya da eldivenleri sen giy. Bunları koy o zaman. Onun içine. İşte çok tek tek koyacaktım. Tamam, koyarım ben. Yok, tek tek. O zaman sen ayrı ayrı koy. Zaten çok az girer. Evet. Şunları alayım mı biraz, dibindekileri? Yok. Alsam mı bilmem. Alırsam daha çok yapabiliriz. Çok da koymayalım zaten. Böyle birbirlerini desteklesin, oynamasınlar. Al sen bunları tak, bunlarla... Bir tane olsa yeter bana. İkisiyle de yap, al. İki tane var ya elde var. Evet. Teşekkürler. Şu vazoya da koyalım biraz. Biraz daha mı uzun yapsaydım? Yo, iyi. Devriliyor sonra. Tamam. Bu da böyle hazır. Bunu mutfağa koyacağım. Mutfağı tabii sonradan düzenleyeceğim. Burayı şey yapma, tamam mı? Ne yapmayayım? Bunu ne yapayım? Bunu çok yapayım. Vazomuzu alıp yukarı çıkacağız. Birazcık masanın üstünü süsleyeceğiz. Evet, olay yerine geldik. Şimdi şöyle bir sürü ışığımız var. Bunu bak ya. Şimdi bak, böyle bir şey var. Bunu galiba duvara asıyorduk. Açalım mı bir? Ver bunu, ben açayım burada. Bir de şu var. Ama bunda ne var hatırlamıyorum. Bunu da bir açayım bakayım. Gün ışığı diyor. O neydi biliyor musun? Hatırlıyor musun? Bir doğum günümde kullanmıştık. Ama sen onu daha da karıştırmış olabilirsin gibi sanki. Sen yap o zaman. Ya öyle yap. Bak. Büyük bir şey. O nasıl biliyor musun? Böyle düz bir çizgi, her yerinden ışık iniyor. Çok saçma işler yapıyoruz. Olmuyor, olmuyor. Zorlama. Şu duvara ışık takmaya çalışıyoruz. Raptiye denedik, olmuyor. Çivi, vida, yani hiçbir şey girmiyor. Ne derz arasına giriyor, yani o taş aralarına, ne de taşa. Buraya o zaman şunlardan sokacağım nerede? Neyden? Şunlardan. Hani bence girmez. Şeyle deneyeceğim, matkap. Hayır. Tam matkap yapma. Hayır. Niye? Olmuyor. Matkapla dedim, şeyle. Anladım, şarjlı olmaz. Tam sadece bu kadarını girecek, ne fark eder? Niye? Ya ne gerek var Ümit? Güzelim duvarı, yani bir ışık için niye matkapla şey yapalım? Matkapla yaralanmayacak ki, oraya beyaza boyayacaksın sonra. Hayır, istemiyorum. Tamam.
Bak şurada delik var, o deliğe sokabiliyorsan sok. Hangi delik? Şu delik. Evet. O delik mi Merve? Ne o? Şurada delik o zaman. E tamam, deliklere sok. Bak kadar zeki bir kızım, görüyor musun? İşte burada bir kullanıyorsun zekanı, daha 6 ay yok. Daha 6 ay yok mu? Sen ne kadar terbiyesiz bir insansın ya. Terbiyesiz. Ama bu şey oldu, yamuk. Tam bir tane daha buldum o hizada ben. Onu sokarız. Oo çok iyi. Olsun, taşır o. Onu asacağız işte askı gibi. Çok ses çıkartıyoruz. Tamam bu kadar olsun madem. Tamam ama şey, şuradaki çok aşağıda oldu. Bari onu şu tepeye taşıyalım. Aşkım o kadar belli olur mu? Onu çıkar bir. Bak orada da var bir tane. Az ileride yukarıda. Ha nerede? Şura mı? Yukarıda. Sol. Evet. Aşkım oraya mı? Delik o. Ayağını bas, yani şey yap. Oradan uzanırsın ya oraya. Aaa çiçeğim kalktısı. Yani gitti geldi yapacaktık ya. Hı? Şöyle yapalım. Tamam şöyle yapacağız. Kaçak varsa çarpılalım mı? Ya dur. Bunun çarpmasından ne olur acaba? 220 ne fark ediyor? Ya niye çarpılalım ya? Ampul elleyince kim çarpılmış? Ne yaptın şimdi orada? Geçirdim. Niye bu böyle mi kaldı? Hayır gitti geldi yapacağız ya. Tamam buradan asla yapacağız. Anlayamadığın bir şey. Yapamayız öyle. Niye? Gideceğiz geleceğiz. Priz orada kalacak. Nereye takacağız onu biz? Hani nerede priz? Burada. Bu başta. Prizin ucu nerede? Burada. Ve bu kadar uzunlukta maksimum. Daha uzun değil, ben o yüzden dedim. İşte her şeyi senden daha önce düşündüğüm için. Tamam da bu zaten gider gelir bir daha gider. Tamam aşkım ben de öyle diyorum. Git oraya, sonra bir daha geri gel. Şöyle iyi mi? Gergin mi tutalım? Gergin tutalım bence. Biraz daha çektir. Çek zaten buraya geleceğiz ya. Tamam. Şimdi geri geleceğim. Biraz daha mı kalksınız? Şurası bir çirkin oldu. Orayı düzeltiriz. Sen gel. Tut biraz oluyor. Aa onu da şeyle yapalım. Ben bunu farkında mısın? Bir akıllıyım. İşte korkutuyor beni. Niye korkutuyor? Sonrası sıkıntı. Ya ben yanlış bir şey yaptım. Bir tane daha ver. Saçmalama. Çektir diyece. Bir tane daha ver. Dengesiz oldu. Şu kaldı aşağıda. Sen nasıl yaptın ki onu? Boşluğa tutturdum yani. Yeter mi? Bırakayım mı? Ya bırakma. Abi ne dolambaçlı, yavşak bir şeysin ya. İşte çık bir çık oradan, çık oradan. Yok seninki açılıyor. Bu mu açıldı? Evet. Tam böyle kalsa oluyor mu? Yani. Biraz sorun yok. Sorun yok ya, şurada da bir delik bulamaz mıyız? Yok. Tamam böyle iyi mi? Aha. Güzel oldu ama değil mi? Evet, dur bunu da alayım bir. Hayır, elleme, çok güzel. Yeter bu kadar. Bak tam aynamızda ama biraz kaymış. Neyi kaymış? Şu mu? He. Bir şey olmaz, tamam. İşte ben de çok tatlı duruyor. Gerek yok tavana. Ama şu yukarısı çok boş kaldı. Bir şey olmaz, ne olacak? Çok güzel olmadı mı? Evet. Aa, çok evet. Tatlı oldu. Evet. Mükemmel. Köşe çok iyi oldu. İşte. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Arabanı da görürdüm. Bir takipçimiz bize böyle tatlı yollamış. Yani haberimiz yok. Zaten böyle üzerine de şey yazmış işte. Merve Özcan Aksöz, Ümit Aksöz çiftine gönderiyorum. İşte merhaba, işte sizi çok seviyorum. Takip ediyorum diye bir notla yollamış. Kim diyoruz? Elif Demir Polat. Ya o kadar tatlısınız ki ya. Çok güzel. Şimdi bunları yiyeceğiz Ümit'le. Çok teşekkür ederiz ama henüz daha Instagram'dan bulamadım kimin yolladığını. Şimdi isim soy ismi yazıyor. Onunla bir bakayım. Ama çok teşekkür ederim. Of, çok iyi kokuyor. Ne bu? Kokusuna bir bak. Brownie ya. Ya beyaz çikolata ya da böyle kremamsı bir şey. Ama çok güzel ya. Bana da versene. Erhan'ın getirdiği çulsuz tatlılar gibi değil değil mi? Bak ya. Getir bakayım. Ama üstüne şu çikolatayı dökeceğiz sanırım. Oha çok iyi. Güzel mi? Mükemmel.
Gerçekten çok güzel. Bir tane daha ver bana. Bekle ben yiyeyim. Tatlımızı yedik, geldik. Şimdi çamacını tutacağız. Hadi. Hadi aşkım ya. Bu nasıl kaldırayım ben seni? 95 kilosun. Hadi yiyin. Hazır mısın? Çamacının arkasını da süsleyeceğiz mi? Önünü mü süsleyeceğiz? Önünü süsleyeceğiz ya. Ve artık son haliyle hazır teras. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Şimdi birazcık böyle yakından detayları göstereyim. Bu arada ikili koltuğu bu şekilde böyle duvara doğru koyduk. Teklileri de böyle ağacın yanına koyduk. Ortaya da sehpa gayet güzel sığdı. Masa da bu arada bayağı ferah yani. Kullanılır durumda şu anda. Işığı böyle kurduk ve çok tatlı durdu gerçekten. Yani aynayla böyle olması daha da güzel durdu. İşte burada fotoğraf çekmek istersek falan ışıkları kenara alırız ama böyle bile çok tatlı. Şurada güzel bir şey çekebilirim, böyle bir fotoğraf. Şöyle kenara doğru alırız ve aynayı da kullanabiliriz. Bayağı güzel oldu. Yorulduk ama değdi. Şöyle uzaktan göstereyim orayı size. Bu masayı böyle birazcık sade bıraktım. Şu mum, muhtemelen bunu yılbaşı gecesi yakarız ve bitmiş olur bu sene. Geçen seneden kalma, yeni almadım. Yine burası eskisi gibi, bildiğiniz gibi şu iki tane şey var. Vazomuz. Bir de şöyle misafirler geldiği zaman kolonyamız var. Onu da oraya koydum. Masa boş şu anlık. Belki orayı da süslerim. Ama şu an evde çok fazla yılbaşı için süs yok. Yani bu kadar vardı. Bunları kullandım. Ekstra bir şey almadım zaten bu sene. Geçen senekileri kullandım. Bence yeterli. Gerek de yok yani masanın üstüne. Sehpamızı zaten biliyorsunuz. Sehpanın üzerindekileri azalttım hatta. Üzerinde çiçek vardı biliyorsunuz, böyle beyaz zambaklar vardı. Onu kaldırdım. Çok fazla kalabalık olmasın diye şöyle 3 tane mum koydum. Bir de şu çakradan aldığım cam küçük mumluklarım var. 3 boy. Bunları da hatırlarsınız zaten. Bir de şöyle fanusun içine Ikea'dan aldığım küçük böyle led ışıklar var yıldız şeklinde. Pille çalışıyor. Zaten altında beyaz görüyorsunuzdur şeyi var. Pilin durduğu ve kapatıp açtığınız bir şey var ama tatlı oldu böyle ışıkla. Tam çam ağacının önünde şeker şeker durdu. Cam ağacı da böyle oldu. Çok şeker. Ya bu köşeyi çok seviyorum. Çünkü böyle iki tarafına da ışıkları yansıyor. Çok daha güzel duruyor. Şurada tam yerde de böyle bir hediye kutusu var. İçerisinde ampul var. Ikea'dan almıştım yine de bunu. Çok altına bir şey koymayı tercih etmedim. Sadece o ışık var. Çok kalabalığa ve renge gerek yok bence. Böyle beyaz. Biraz süsle. Çok da doldurmadık. Çok daha güzel durdu. Yine ağaç içinde bütün her şeyi, geçen seneden olanları kullandım. Yeni bir şey almadım. Ama zaten çok tatlı güzel süslerimiz var ya. Gerçekten şu an yeni yaptık ya. Bakmaya doyamıyorum. Sürekli bakıyorum. Şimdi şuraya geçelim, bu köşeye. Burası da tam ikili koltukla teklinin böyle arasında bir yer. Şu an çok aydınlık değil ama bence gerek de yok. Şöyle vazolarımız var. Vazoları H&M'den almıştım bu arada. Şöyle şu ikisini koydum. Buraya bunu tek koydum. Ve mum var. Üstünde de yılbaşı çiçeği diye geçen. Neydi bunların adı ya? Cookie'nin neydi ya bunun? Tam bilmiyorum. Anlayacağınız yeni yıla hazırız. Tabii ki zaten yılbaşında vlog çekerim ve beraber gireriz burada. Bayağı güzel oldu. Birazcık da ışıkta göstereyim, ışığı açıp size. Işıkta da yine bu şekilde gözüküyor böyle. Ağacımız. Ya şurası ışıkta daha tatlı duruyor bu arada. Bakar mısınız? Çok şeker ya. Burası da ışıkta böyle.
gerçekten bakmaya doyamıyorum. Şimdi burada oturup böyle bir kahve içip, böyle bir müzik açıp ya da dizimi açıp oturmak istiyorum. Kaç günümüz var? 25 gün falan böyleyiz full. Çok iyi. 25 günde bir ayda doyarız zaten buraya. Eski halini istemiyorum ben yani. Ümit hep böyle kalsın evet, istiyor. Çok güzel, çok beğendim. Çok huzurlu. Şuradaki tripod çok çirkin çıkıyor. Boşver. Tamam dur şimdi tripodu kurayım da şey yapalım. Kapatalım videoyu artık. Yeter. Bence tamam artık yani. Videolar çok uzun oluyor. Geçen ki video 1 saat olmuş. 1 saat video olur mu ya? Yunus artık isyan etmiş ve videonun adını şey yapmış. Uzun diye uları uzatmış. Normalde konuya göre böyle başlık koyuyordu. Bu başlığı uzun seçmiş birazcık. Yunus o kadar haklısın ki. İnan ben çekerken ve konuşurken yani anlayamıyorum bu kadar uzun olabileceğini. Düşünemiyorum öyle oluyor. Ne yapsak artık? Şey gibi dizi gibi bölüm bölüm mü yapsak? Kaçıncı bölümdeyiz biz şu an video olarak? İki. İki mi? Delirdin galiba. Ha bu arada buradaki kaktüsü de şuraya koydum. Şuraya. Evet. Artık videoyu kapatalım ama ağacımız gözükmüyor. Ben çok kocamanım çünkü. Çok tatlı olmadı mı? Evet çok güzel çok oldu. Çok sevdim ya. İnşallah burada gireceğiz yeni yıla hep beraber sizinle birlikte. Geçen yıl video çekmiştik değil mi Ümit? Evet. Bu yıl da çekeriz. Neden çekmeyelim? Ama yalnız mı gireceğiz acaba ya? Aslında bakacağız. Arkadaşlarımızdan beraber girmeye dair çok teklif aldık ama bilemiyorum. Bakalım seçeceğiz aralarından bazıları. Ve tek de olabiliriz ya. Hiçbiriyle de olmayabiliriz. Evet. Oyuna giriyorlar mı acaba? Şu an oyundalar. Neyse tamam hemen kapatalım Ümit gitsin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz ve öpüyoruz. Hoşçakalın. Bu arada haftaya mutfağı düzenleyeceğim. Mutfağa yeni yıl ruhu getireceğiz. Bayağı aklımda bir şeyler var. Onu da çekerim. Haydi görüşürüz.